Merhaba değerli Kodlamak takipçileri. Java'da macera oyununa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde mağazamızdaki silahlara alımını yapmıştık. Burada bir hata gözüme çarptı, onu söyleyeyim. Şimdi şöyle ki ben karakteri seçtim. Mağazaya girdim, silahı seçtim. Burada mesela çıkışa bastım, 4 dedim. Burada bakın geçersiz işlem dedi. Geçersiz işlem doğru mu? Doğru. Ya da çıkış yapma muhabbeti. Ama ondan sonra şurayı yazdırdı. Nerede? Yani şu işlemi yapmaya başladı. Ben burada bunu düzeltmem gerekir. Nasıl düzelteceğim? Bunun birden fazla yolu var ama ben buradaki en güzel mantıklı yol içeride kullandım. Eğer yani price var ise adam şu üç değerden birine girmiştir. O yüzden price değeri olmak zorunda. Yani ben diyeceğim ki price default değerinden büyük ise ve dedim bir değer girmiştir. Hatta şöyle gelelim. Bir daha deneyelim. Bir mağazaya girdim. Silahlara girdim. Çıkış dedim. Para yetersiz dedi. Evet, neden para yetersiz dedi? O zaman şöyle yaparım. Buraya V demem. Hatta şöyle geri alalım her şeyi. If, yani bir satın alma, yani bir doğru işlem seçildiyse büyüktür 0. Daha sonra satın alma işlemine bakmamız gerekir. Şu şekilde yaparsam bu sorunun üstünden gelmiş olarak göreceğim. Karakteri seçtim. Mağazayı seçtim. Silahı seçtim. 4 dedim. Evet, geçersiz işlem yazısı kaldı. Ben burada çünkü 4'te geçersiz işlem yazdıracağım. Case 4 ise CSO çıkış yapılıyor diyeceğim. Bunu da break komutunu koyarak buradaki bu sorunu da çözmüş olacağım. Şimdi bir konu daha geldi aklıma burada. Ben kullanıcının bana saf, yani benim görmek istediğim damage'i neydir? Varsa kendi özelliği, kendi gücü artı silahından, iteminden gelen güç. Ben burada nasıl göstermiştim? Parantez içinde player'in kendi damage ile inventory'sinden gelen damage'i toplamıştım. Ben bunu player'in içinde yazacağım çünkü bunu birçok yerde kullanacağız. Player'in içine geldim. Public integer total damage diyorum. Toplam damage'ini istiyorum. Diyorum ki daha sonra return olarak return this.get damage artı this.get inventory .get damage dediğimde ne olmuş olacak? Ben her bu metodu çağırdığımda kullanıcının gerçek hasarını almış olacağım. Buraya da geldim. Dedim ki player nokta get total toplam hasarını aldım. Nedir hatamız burada? Şunu kaydetmedim player'ı. Kaydetmediğim için Eclipse'da hata gibi gösterdi bunu. Bu şekilde hallettik. Tamam, şimdi sıra geldi bizim zırhlarımızı eklemeye sisteme. Gelin zırhlarımızı ekleyelim. Ne dedik burada? Biri seçerse bunu demiştik. İkiyi seçerse yine aynı işlemleri bunun için de yapacağım. Seçilen item id armor menü diyeceğim. Armor deyip şu da içine atacağım bunu. Ve bu menülerimi de oluşturalım. Diyorum ki public integer armor menü. Şunun aynısını alıyorum. Şunun ismini armor olarak değiştiriyorum. ID. Şunu da alalım. Ve şu değerlerimize bakalım neymiş bizim armorlarımız. Hafif, orta, ağır. 1, 3, 5. Hafif zırh. Hafif. Orta. Ağır dedik. Değerler neydi? 1, 3, 5'ti. Doğru mu baktım? 1, 3, 5, 15, 25, 40. 15, 25, 40 dedim. Okey. Daha sonra bir de armor satın alma metodumuzu yazalım. Public void armor
dedim. Bu da bir parametre alacak. Integer select item id direkt. Item id dedim. Daha sonra ne yapacağım? Şurayı bir alayım şöyle. Yine bunu da aynı işlemleri yapacağımız için birebir aynı olmasa da benzer işlemler yapacağız. Burada hasarda avoid olacak. Yine bir ücret olacak. Avoid name'imiz olacak. Item id. Kaçınma neydi bizim? Eğer hafif silah aldıysa kaçınmak bir. Armor name ise hafif zırh diyelim. Ücretine 15 demişiz. Bunu alıyorum. Buraya kopyalıyorum. Bunun kaçınması 3 olacak. Hafif değil de orta zırh olacak. Bunu yine buraya aldım. Kaçınmak 5. Ağır zırh. Parası neydi bunun? 40. Tamam. İşlemleri yaptık. Fiyata baktık. Tamam. Şu işlemlerimiz değişiklik gösterecek şimdi. Hatta direkt şu ikisini silmem yeterli. Şimdi ben player'ın get inventory'sindeki set armor'u değiştireceğim. Ve diyeceğim ki bu içerideki avoid. Armor diyebilirdik. Çok önemli değil. Player.get inventory.set armor name olması lazım. A name dedik ve içerideki armor name ile değişsin. Okey. Player'ın get money buradaki price ile değişiklik gösterecek. Tamam. Diyelim ki şuna A name satın aldınız. Engellenen hasarı gösterelim. Mesela şurada. Diyelim ki player'ın get inventory'sindeki get armor onun engellediği hasarı gösterecek. Kalan para yetersizlik. Burada da sanırım bu kadarlık işlem yeterli. Şimdilik bir deneme yapalım. Şu an sıfırdır engellediğimiz damage. Hiçbir kalkan yok üzerimizde. Mağazaya girdim. Zırhı seçtim. Hafif orta şey diye çıktı. Şurada bir nedir bu? Niye böyle bir şey yapmış? Şunları boşluk bırakırsam belki evet bunlar düzelir. 15-25 mesela 15 benim başlangıçtaki param kaçtı? 15. Benim bir tane biri hafif seçtim de şey olması lazım ama olmadı. Şöyle büyük eşittir. Yani birebir aynı parada da şöyle eşit büyük eşittir. Şuraya yazmamız lazım. Aynı hani 15 altın, 15 altınla ben alınca izin vermedi oraya eşitlik koymadığımız için. Samurayı seçtim, mağazaya geldim, zırhlar dedim. Burada niye bu veriyor ona da bir bakalım. Ters slash'tı. Ne dedik? Bir dedik. Hafif zırh satın aldı. Engellenen hasar ve kalan para 0 olarak güncellendi. Şey merak ettim. Şuna bakalım. Evet düzeldiler. 4 dedim çıkış yaptım. Yaptı. Evet şu an ben Toolstorm'u oluşturmuş oldum. Ve artık bundan sonra savaşma mekaniğine geçebileceğim. Bu ders bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.